19. tespite gelince, 19. tespit müminler. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'den hemen sonra Peygamber Efendimiz'in yerinde oturan halifelere şöyle bir baktığımız zaman bu halifelerin en yakınlarında bulunanların her bir halifeye 3 tane örnek vereceğim. Her bir halifenin en yakınında bulunandan her birinden bir örnek. Bu vereceğim örnek tarih kitaplarında tereddütsüz, şüphesiz kayıtlıdır. Bakınız, birinci halifenin ordu komutanlarından Halid İbni Velid, ikinci halifenin en yakın dostlarından ve Basra'ya vali tayin ettiği dostlarından Muğiret İbni Şube, bir şehre vali gönderiyor Muğiret İbni Şube. Üçüncü halifenin damadı, müşaviri, danışmanı Mervan İbni Hikem. Bakın, 3 halifeye en yakın olan isimlerden 3 tanesini arz edeyim. Birinci halifenin ordu komutanlarından Halid İbni Velid, birinci halifenin emriyle Malik İbni Nuveyre'nin kabilesinden zekat toplamak üzere görevlendirildi. Yanına dedi, 1/2 asker al ve git Malik İbni Nuveyre'nin kabilesine ve onlardan zekatlarını topla getir. Peygamberimizden sonra Medine'de vuku bulan hadiselerden bir tanesi. Halid İbni Velid, Malik İbni Nuveyre'nin kabilesine geldiği zaman onlar zekat vermeyeceklerini söylüyorlar. Diyorlar ki, bakın, zekatı inkar etmiyorlar. Diyorlar ki, biz zekatımızı Peygamber'in hak halifesine veririz. Hak vasisine veririz. Böylelikle Ebu Bekir'i Peygamber'in hak halifesi olarak kabul etmiyorlar. Kabul etmediklerini dile getiriyorlar. Halid İbni Velid, tamam diyor, vermeyebilirsiniz ama biz uzak yoldan geldik. Bu gece burada dinlenelim, yarın Medine'ye döneriz. Durumu, ahvalatı halifeye bildiririz. Artık karar halifeye kalmış. Malik İbni Nuveyre de Müslümandır, bu gelenler de Müslümandır. Bunların kendisine ve kabilesine fenalık yapacaklarını zerre kadar aklından bile geçirmiyor. Halid İbni Velid'in bu önerisini kabul ediyor. Bunları misafir ediyorlar. Kabilesine diyor ki, Halid'in yanındaki askerleri herkes evine imkanı kadar, 2 kişi imkan olan 2 kişi, 1 kişi imkan olan 1 kişi misafir götürsün. Kendisi de Halid İbni Velid'i misafir götürüyor. Kabile lideri Malik İbni Nuveyre. Ancak Halid İbni Velid askerlerine emir vermiş gizliden. Herkes bu gece misafir olduğu evde ev sahibini öldürsün. Bakın. Bunlar Müslüman. Velev ki bunlar zekat vermemiş. Zekat vermeyenin katli vacip midir? Bugün bakın,
Yaşadığımız dünyada hep öldük. İşit. La ilahe illallah diyenleri Suriye'de kesiyorlardı. La ilahe illallah diyen Müslümanları öldürüyorlardı. Neden? Kendi inançlarına, iddialarına göre onlar bunlar gibi inanmadığı için. Yani tarihte yaşanan Halid İbni Velid'in bu yaptığıyla bugün Daesh'in, IŞİD'in Suriye'de, Irak'ta yaptığının ne farkı vardır? Halid İbni Velid de zekat vermedikleri için zekat vermeyen Müslümanları kılıçtan geçirmiştir. Bakın. Kendisi de aynı gece kabile lideri Malik İbni Nüveyre'yi öldürüyor. Malik İbni Nüveyre'nin hanımı çok güzeldi. Yani güzelliği herkes tarafından biliniyor, konuşuluyordu. Ve kabile liderini öldürdüğü gece, öldürdüğü evde Malik İbni Nüveyre'nin hanımına tecavüz ediyor. Açın tarih kitaplarına bakın, bu söylediğim tarih kaynaklarında var mı yok mu? Bu olay Medine'ye taşındığında, Medine'de duyulduğunda bu olaya birinci halifenin en yakınındaki dostu ikinci halife, hatta oğlu Ömer bile bu olaya itiraz ediyor. İlk aşamada itiraz ediyor. Ve çok sert itiraz ediyor hem de. Sonra Ebu Bekir'le özel baş başa kalıp konuştuktan sonra Ebu Bekir artık buna ne diyorsa, Halife Ömer de diyor ki ben halifeyi çok istikrarlı, isabetli buldum. Hazreti Ali aleyhisselam çok aşırı itiraz edenlerden bir tanesi. Halid haksızlık yapmıştır, cinayet işlemiştir. Sırf zekattan dolayı Müslümanları kılıçtan geçirmiştir. Kısas uygulanmalıdır. Sözünü direttiği halde halifeyi bu konuda çok sıkıştırmasına rağmen halife şunu demiştir. Halid seyfun min asyafillah. Halid Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. Ben Allah'ın kınından çıkardığı kılıcı kınına sokamam. Ve bugün bizim ehl-i sünnet kardeşlerimizin dillerine ve eserlerine bakarsanız bu Halid'in adını yazarlarken diyorlar Allah'ın kılıcı Halid İbni Velid. Allah'ın kılıcı Halid İbni Velid nasıl Allah'ın kılıcı olmuş? Halifenin diliyle Allah'ın kılıcı olmuş, zekat vermeyenleri kılıçtan geçirdiği için ve öldürdüğü kabile liderinin hanımına tecavüz ettiği için olmuş Allah'ın kılıcı. Ehl-i sünnet kardeşlerimiz, birinci halifenin bu tutumu karşısında ne diyorlar acaba? Nasıl düşünüyorlar? İyi mi yapmış diyorlar? Doğru mu yapmış diyorlar? Eğer halife bu konuda iyi ve doğru yapmışsa o zaman bugün IŞİD'i savunmaları icap eder. Çünkü bugün IŞİD'le o gün efendim Halid İbni Velid'in yaptığının ve halifenin de desteklemesinin hiçbir farkı yok. IŞİD de aynı şeyi yapıyor bugün. Ve bugün ben bir video izledim. Cübbeli Ahmet denen sözde bir din adamının videosu ki defalarca bu hakir kendisine haber de gönderdim. Sosyal medya üzerinden, hatta televizyon üzerinden illaki haberimiz ulaşmıştır kendisine. Ama bir türlü karşı karşıya gelmeyi kabullenmedi ne hikmetse.
Bugün bir video izledim. İnanın İslam adına, Müslümanlar adına, Ehl-i Sünnet adına çok üzüldüm. Ehl-i Sünnet adına çok üzüldüm. Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz böylelerine cevap vermeliler. Ne diyor videosunda? Güya efendim Suriye'de babaların gözleri önünde haşana uzubillah, haşana uzubillah Şiiler kadınlara, kızlara tecavüz ediyorlarmış. Ondan sonra kalkıp elbiselerini giyinip kıbleye dönüp diyorlarmış, Allah'ım ben bunu senin rızan için yaptım. Senin rızan için yaptım. Güya efendim falan alimlerinin sözüne göre araştırsam o alim acaba hangi karanlık odakların misyoneri çıkacak, hangi karanlık odakların ajanı çıkacak, hangi karanlık odakların efendim sözcüsü çıkacak. Güya bir tane alim demişmiş, bu Şiiler Sünnileri öldürmeyi ibadet biliyor, ibadet görüyor. Benim Ehl-i Sünnet kardeşim, ben bir Şii din adamıyım. Eğer Şia'dan bu şekilde inanan, bu şekilde yapan bir tane insan varsa, alim olsun, gayri alim olsun, Allah o Şia'ya lanet etsin. Şia'dan bir tane inanan varsa, Ehl-i Sünnet'in namusu helaldir, onları öldürmek ibadettir, Allah o Şia'ya lanet etsin. Ben bir Şii din adamı olarak bunu diyorum. Şunu da diyorum. Yalan konuşan, İftira atan kim olursa olsun, hangi Müslümana iftira atılırsa atılsın, yalan konuşan, iftira atana da Allah lanet etsin. Bu şarlatanların sözlerine inanmayınız. Hiçbir Şii din adamı, hiçbir Şii mürşidi, hiçbir Şii alimi, bırakın alime müştehidi, Şia'dan olan hiçbir Müslüman Ehl-i Sünnet'in kanını, canını, namusunu helal bilmez. Tam aksine Ehl-i Sünnet'i kendisine kardeşten öte can bilir. Can. Bizim yaşayan müştehitlerimizin fetvaları ortada. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, yani Şia'da en zirve temsil noktasıdır. Temsil noktasında en zirvededir Ayetullah Seyyid Ali Hamenei. Ehl-i Sünnet'in kutsallarına hakaret eden Şii'den değildir diye. Hakaret. Veya Ayetullah Sistani, Ehl-i Sünnet sizin kardeşinizden öteye canınızdır demiştir. Ayetullah Khorasani'ye bu Keşmir bölgesinden mektup geliyor, soru soruyorlar. Burada Müslüman kardeşlerimiz var, Ehl-i Sünnet, onlar bize kafir diyorlar. Biz de onlara kafir diyebilir miyiz? Ayetullah Khorasani'nin fetvası var. Onlar sizlere kafir deseler bile siz onlara kafir demeyiniz. Bu gerçekler ortada olmasına rağmen, peki birileri neden bu gerçeklere aykırı konuşuyor? Başlarında sarık var, sakalları uzun, sözde abdest alıyorlar desem bunlar cahildir. Hayır, böyle cahil olmaz. Yani bu şekilde husnuzdan etmek istiyorum. Cahildir, bilmiyor, bilmediğinden konuşuyor. Dikkate bile alınmaz ama hayır. Bunlar cahil değil. Bunlar özellikle birilerinin hoşuna gideceğini bildikleri için konuşuyorlar. Gelelim konumuza. Birinci halifenin en yakın dostu ordu komutanlarından Halid İbni Velid'in yaptığı bu hadise.
Din ile, İslam ile, Kur'an ile zerre miskal kadar bağdaşmayan bir amel. Hazreti Ali o gün kısas uygulanmadığı için, Halife Ebu Bekir Halid'e sahip çıktığı için döndü o meclise Halid'e. Dedi ey Halid, eğer bir gün iktidar benim elime geçer, bir gün imkan elime geçerse bu kanı yerde bırakmayacağım, bu kısası ben uygulayacağım. Aradan 25 sene geçti, Hazreti Ali devletin başına getirildi, devlet başkanı oldu, halife oldu. Halid ibn Velid geceyle Medine'yi terk etti. Çünkü başına nelerin geleceğini biliyordu. Gelelim ikinci halifeye. İkinci halifenin en yakın dostlarından Muğire ibn Şube. Şimdi diyeceksiniz ki bugün kaynak yok mu? Yok, bugün kaynak yok. Ama bunların hepsini ileride açacağım. Şu an ben özet gidiyorum bakın. Şu anda ben özet gidiyorum. 7 programdır. Bugün 8. program, halen özet gidiyoruz. Muğire ibn Şube hakkında Gazali, bakın dün İslam dünyasında çok meşhurdur Gazali. Gazali çok meşhur, tanınmış bir ilim adamı. Gazali Muğire ibn Şube hakkında diyor Ezna Sakif. Sakif kabilesinin en zinakar adamıydı. Yani halifenin en yakın dostlarından biri Muğire ibn Şube, Gazali de diyor ki Sakif kabilesinin en zinakar adamıydı. Ya Allah adamlarının dostu takvalı olur. Allah adamlarının dostu hayalı, iffetli olur. Doğrunun dostu doğru olur, eğrinin dostu eğri olur. Siz karga ile leyleğin efendim bir arada yaşadığını gördünüz mü? Şair bunu söyledi, birisi gitti baktı bir tarlada, bir yonca tarlasında karga ile leylek yan yana geldi. Şaire dedi hocam, siz dün böyle dediniz ama ben bugün karga ile leyleğin yan yana olduğunu gördüm. Dedi gidin o iki hayvanı inceleyin, muhakkak ortak bir özellikleri vardır. Eğer ortak özellikleri olmaz ise onlar yan yana gelmezler. Geldiler, incelediler, baktılar evet her iki hayvanın da bir ayağı sakat. Ortak özellikleri oydu. O ortak özellik bunları yan yana getirmişti. İkisi de topallıyordu. Dolayısıyla felsefede bir kural var. El cinsu yemilu ila cinsihi, cins cinsine, benzer benzerine meyleder. Bakın ben demiyorum ki, ben sadece şunu diyorum. Muğire ibn Şube kimin dostuydu? Açın tarihlere bakın. Hazreti Ali'nin dostu değildi. Hatta Hazreti Ali'nin karşısında olanlardan biriydi. İkinci halifenin yanında tarafında duranlardan biriydi. Hatta ikinci halife tarafından Müslümanların başına vali olarak tayin, görevlendirilen, tayin olan biriydi. Muğire ibn Şube. Bu Muğire ibn Şube hakkında Gazali diyor Ezna Sakif. Sakif kabilesinin en zinakar adamı idi Muğire. Ne yapmış bu? Halife tarafından vali gönderilmiş bir şehire. Cuma namazlarını valiler kıldırıyordu. Cemaat ezan okunmuş, valiyi bekliyor ki gelsin cuma namazı kıldırsın. Cuma namazı kıldırsın. 4 kişi girdiler efendim cuma namazı kılınan mekana. Dediler ki ne bekliyorsunuz? Dediler valiyi bekliyoruz, gelsin cumayı kıldırsın, namazı kıldırsın. Bu 4 kişiden 3'ü dedi boşuna beklemeyin. Vali şu anda falan evde falan kadınla zina ediyor. Zina ediyor. Ve bu 3 kişi, o 4 kişiden 3 tanesi halifeye mektup yazdılar Medine'ye.
senin bize gönderdiğin valiyi biz gözlerimizle gördük ki zina ediyordu. Halife bu üç kişiyi valiyle beraber Medine'ye getirtirdi. Bir mektup gönderdi valiye, dedi bu üç kişiyi al ve bana getir, Medine'ye gel. Vali bu üç kişiyi de aldı Mughire, Medine'ye geldiler. Halife üç kişiyi dinlemeye başladı. Dinlemeye başladı. Nasıl gördünüz? İşte onlar başladılar anlatmaya. Öyle teferruatlı, ayrıntılı anlatıyorlar ki gördüklerini. Ben burada onların yaptığı konuşmayı söylemeye hicap ediyorum, utanıyorum. Sadece bir örneğini vereyim. Eskiden mürekkeptanlık vardı. İçine mürekkep dökerlerdi. Onun içine efendim diviti gönderirlerdi, batırırlardı, sonra yazarlardı. Bu mürekkeptanlık ile divitin örneğini verdiler. Dediler ki yani işte o şekilde biz bunları gördük. Vali ile o kadını böyle gördük. Halife dedi ki pardon, ben bunu söylerken pardon diyorum. Bunu söylerken pardon diyorum. Kusuruma bakmayın. Halife dedi ki yalnız zina suçu 4 adil şahit ile ispat olunan bir suçtur. Siz 3 kişisiniz. Bunlar dedi efendim biz esasen 4 kişiydik. Dördüncü arkadaşımız mektuba imza atmaktan korktu, sakındı. Halife sözü uzatmayayım. Dördüncü şahide de mektup gönderdi. Bu mektup eline ulaşır ulaşmaz Medine'ye gel. Asker de bu mektubu gönderdi. Asker dördüncü şahidi aldı getirdi camiye. Camiye. Halife bakın efendim camide oturmuş, karşı taraftan caminin girişi, halife dördüncü şahidin içeriye girdiğini görünce yerinden kalktı, buna doğru gitti. Caminin kapısında bunu karşıladı. Esasen bunun kendisi bir muamma. Efendim halife camiye giren herkesi kapıda böyle karşılıyor mu? Yok. Bunu niye karşıladı? Velhasıl varın o tasını siz düşünün artık. Sarıldı bunun boynuna halife ve bunun boynuna sarılırken bir şeyler fısıldadı. Valinin bugün temize çıkması gerekiyor. Geldiler oturdular. Halife sordu dördüncü şahide. Bu arkadaşların valiyi şu şekilde gördüklerini iddia ediyor. Bakın zina suçunda suçun ispat olması, sabit olması için şahitlerin ifadelerinin aynı olması gerekiyor. Biri farklı şekilde ifade verir, bir diğeri başka bir şekilde ifade verirse bunların şahitliği geçerli değil İslam hukukuna göre. Dedi arkadaşlarım bu şekilde gördüğünü iddia ediyorlar. İşte mürekkeptanlık ile mürekkeptanlığın içine giden divit gibi gördüklerini iddia ediyorlar. O kamış gibi girip geldiğini işte iddia ediyorlar. Sen nasıl gördün? Yok dedi ben onların söylediğini söyleyemem. Ben o şekilde görmedim. Peki ne şekilde gördün? Ben sadece kadının işte ayaklarının şu şekilde olduğunu gördüm. Ben yine söylemeye utanıyorum. Deyince halife dedi Allahu Ekber, valinin temizliği sabit oldu, ispat olundu. Ve buyurdu ki yani onların adamlarının söylemine göre buyurdu, orada emretti, buyruğunu verdi ki bu üçüne götürün, iftiradan dolayı iftira kırbacı vurun. O üç kişiyi götürdüler, onlara kırbaç vurdular, valiye iftira atıyor diye. Bu da ikinci halifenin en yakın adamı ve valisi. Üçüncü halifeye gelelim. Üçüncü halifenin en yakın adamı, eniştesi, kızının kocası ve devlet işlerinde baş danışmanı.
Mervan İbni Hikam. Ya bu Mervan'ı babasıyla beraber Peygamber Medine'den sürgün etmişti. Ve Peygamber Efendimiz buyurmuştu ki Medine'de yaşamak size haramdır. Sürgün etmişti bu Mervan'ı babasıyla beraber. Kim? Allah Resulü. Allah Resulü. Neden? Mervan'ın babası Hekem, Peygamber Efendimiz sokakta yürürken onu arkadan taklit ediyordu. Dalga geçiyordu, gırgır geçiyordu. Peygamberimiz ile alay ediyordu. Peygamber Efendimiz bu baba ve oğlu Medine'den sürgün etti. Sürdü dışarıya, Medine'nin dışına. Birinci halife döneminde bu baba oğul geldiler Ebu Bekir'in yanına. Bize ruhsat ver, müsaade et. Peygamber artık öldü. Ruhsat ver, Medine'ye dönelim. Ebu Bekir müsaade etmedi dedi. Peygamberin Medine'den sürdüğünü ben Medine'ye kabul edemem. Birinci halifenin ölümünden sonra ikinci halifeye geldiler. İkinci halifeden istekte bulundular. O da bunları kabul etmedi Medine'ye. İkinci halifeden sonra üçüncü halife Osman'a geldiler. Osman bunları kabul etti. Osman bunları, üçüncü halife bunları kabul etti. Medine'ye ve kabul etmekle kalmadı. Kabul etmekle kalmadı. Mervan'ı kendisine baş danışman yaptı. Siyaset işlerinde, devlet işlerinde Mervan'ı kendisine baş danışman yaptı. Mervan ise hükümet içerisinde neler yaptı artık onun detayına girmiyorum. Halife adına sağa sola mektuplar yazıyordu. Kendisi yazıyordu ama halifenin mührünü kullanıyordu. Zaten üçüncü halifeyi ölüme götüren en büyük sebeplerden bir tanesi baş danışmanıydı. Bakınız, Peygamber Efendimiz'den sonra Allah Resulü'nün yerinde oturan üç halifenin en yakınında olanlardan bir tane örnek verdim. Birinci halifenin komutanlarından Halid İbni Velid ne yaptı? Zekat bahanesiyle Müslümanları kılıçtan geçirdi. Kılıçtan geçirdiği kabile liderinin Malik İbni Nuire'nin hanımına tecavüz etti. Hatta tarih diyor ki o gecenin sabahında dışarıda efendim yemek kazanları efendim hazırladılar. Yemek kazanlarını taşların üzerine bırakıp altında odun yakarlardı. Kazanlardan bir tanesinin bir tarafına taş bıraktılar, bir tarafına Malik İbni Nuvayra'nın kesilmiş başını bıraktılar, kazanı bıraktılar onun üstüne ve o şekilde yemek yaptılar. Birinci halifenin ordu komutanlarından Halid İbni Velid'in yaptığı. Bugün dünya Daiş'i kınıyor, İslam ümmeti Daiş'i kınıyor. Halifenin en yakın adamının yaptığı bu amel ile Daiş'in bugün yaptığının ne farkı var? İkinci halifenin en yakın dostlarından bir tanesi Mughire İbni Şube, Gazali'nin tabiri ile, ki benim tabirim değil, Gazali öyle yazmış, Sakif kabilesinin en zinakar adamı, halife en zinakar, ahlaksız, ayyaş efendim birisini Müslümanların başına vali tayin ediyordu. Vali Müslümanların canını, malını, namusunu korumakla mükellef iken vali Müslümanların namusunun, ırzının efendim ayakları altına rahatlıkla alabiliyordu. Üçüncü halifenin en yakın adamı, hükümette özellikle baş danışmanı, Peygamber Efendimiz Medine'den sürgün ettiği Mervan. Varın artık gerisini sizler muhasebe edin, sizler düşünün. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, kim kimin yanına gider, kim kimin yanında olur, ben fazla bu konuda detaya ve teferruata gitmiyorum artık. Varın onu sizler düşünün, muhasebesini yapın. Bu bizim
19. tespitimiz, halifelerin etrafında bulunan insanlar Müslümanlara fenalık yapmışlardır. Ama bir de Hazreti Ali'nin etrafında bulunan insanlara bakın. Tarih yazamaz. Hazreti Ali'nin etrafında en yakınında kimler vardı? Salman-ı Farsi vardı. Ne yapmış Salman-ı Farsi? Ebu Zer Gaffari vardı. Ammar vardı. Miktat vardı. Bilal vardı. Ne yapmış bu sahabeler? Veya Hazreti Ali'nin yanında olan ordu komutanları, Muhammed İbni Ebu Bekir vardı, birinci halifenin oğlu. Ne yapmış bunlar? Tarih bunlara dair bir cinayet, bir efendim şiddet, bir katliam yazmış mı? Hayır, yazmamış. Evet.